tanesi derseniz zıbık olanı yok. Çünkü o tasarlamanın sebebi dikkat ederseniz ses yok. Yani yağmurda, bolda ses yamazsınız. Yani böyle bir olay yok. Marka paketi sokak doğasında kaydıyla ben bazı programlarda görüyorum. Bazı programlarda görüyorum. Kovanın üzerinde taş koyuyorlar. Olmadık enkaz koyuyorlar. Yer atmasın diye. İşte kovanımızda kapakla paralel 100 bu vaziyette yaptık. 100 bunu kenar mervazlarımızla birlikte. Yani sepken, rüzgar, sırtına vurduğu zaman kapağı kaldırıp kapağın altından girmesin diye. Özellikle kilitli sistem yaptık. İşte burada kilitlerimiz belli. Şimdi vatandaşımız arıcılık çok iyi, doğru, güzel. Kovanın üstünde bir kamyon taş var, duvarı taşıyor. Yani benim ülkemin çok değerli profesörlerinin, bilim adamlarının karşısında ben utanç duydum. Bu insanların karşısında böyle bir kovan ne yapıyor? Yani kovan edelim. Bunu ondan tasarlar. Bunda ne kazanıyor? Ben söylüyorum arıcılara. Benim ettiğim kovanı alırsanız boya olur. Yani ben dikkat ederseniz kimi yok. Metaldan veya kimisinden kaçtım. Yani bunda bahsettiğim gibi biraz önce anlattığım gibi bunda organik bağlı yiyeceğim diyecekseniz bahçenizin önüne koyup bir nevi hobiciyi arayacak. O zaman siz bu kovanı alacaksınız. Peki. Devam. Evet. Bu artık polen tuzaktır. Polen tuzaktır. Şöyle önde çekmeyin. Teleskopikla ile. Şu anda baktığınız zaman önümüzdeki şu taraftamız bizim şeye uygun. Şuradan ben size istirham edeyim. Ne kaldı? Evet. Tamam. Şimdi bizim özellik şu Mehmet Bey. Biz bu çekmecemizi yaptık. Kendini şöyle koy, hem de sen görelim. Öyle. Çekmecemizi yaptık. Çekmecemiz dediğimiz bizim. Çekmecemiz burası polen için yaptık. Biz bunu bir de arımızın kimliği, çizelgesi. 2016'da ne aldık, 15'te nedir, 2017'de nedir, hastalığı nedir? Arımızın rahatsızlığını takip etmek için çizelge kovanımızda olmazsa olmazlardan birisi. Yani yarısı defter, yarısı polen. Yarısı defter, yarısı polen. Yani biz çekmecemizi çıkarıyoruz. Çekmecemizi şu vaziyette çıkarırız rahatlıkla. Çıkardığımız zaman çok rahatlıkla çıkarıp tekrar geriye takarız. Demonte burası. Evet. Biraz önce bir beye ben geldi dedi ki burada önden sen dedi bu dedi. Geniş sandığı yapmışsın dedi. Adam 50 küsur yaşındaydı. Benim evlenesim geldi dedi. Birazcık daha beni mutlu et. Sağ ol. Bu adam bunu böyle kapatıyor. Bir dakika. Bunu çekmeyi diyor. Tabii. Hayır. Şu şekilde tutuyoruz. Hiç gelemiyor. Böyle bir tut lazım. Tabii. Rahatlıkla şöyle tuttuğumuz zaman. Şu altında bir boş bırakman lazım. Tabii. Yeni bir öyle girmesi lazım. Çok az. Çok az bir boşluğu var. Dikkat edersiniz. Bak bir dakika. Elim buraya girmiyor. Biraz da bildiğinde fayda var. Olabilir. Evet. Onu kusur olarak kabul etmiyor. Kusur değil. Yani şey, tabii. Öneriye açayım. Biz bunu tutuyoruz. Şimdi biz poleni çalışacağız. Polen yapalım. Her bastık düğmeye, burada mekanizmalar var. Bastık. Şu anda otomatik demizi sıktık. Üst deliğimiz kapandı. Alt deliğimiz açıldı. Sabit. Şu delik polene çalışıyor. Alttaki mi? Tabii alttaki yüz. Otomatik bir kapandı. Biz açtık. Böyle yapmayacağız, bal yapacağız. Bu sefer bastık, yukarıya aldık. Yukarı aldık. Bu sefer ne oldu? Alt delik kapandı, üst delik açıldı. Biz ne yapıyoruz şimdi? Bir çıtamız var. Biz o çıtamızı buraya koyuyoruz. Küçük, arının daha rahat girmesi açısından. Bunu bu şekilde yaptık, tasarladık. Geri gelelim bizim var. Bunun içindeki böyle bir tahtası var. Yani hani bir çuval koyuyorlar, bir kendine koyuyorlar ya. Evet. Biz onun için bunu tasarladık. Biraz önce bir hocam geldi bahsettim. Şu böyle bir tahtalarını seviyorum. Bunlar neden bir parça parça yani? Biz neden küçük yapıyoruz? Küçük yapmamızın sebebi şu. Biz burada da koloniyi kontrol etmek istedik. Koloniyi kontrol edeceğiz. Burada çuvalı kaldırıp da, maydanozu kaldırıp da arının, hayvanın dengesini bozmak lazım. Biz bunun bir tanesini alıp bakıp kontrol edip devam edelim. Eskiden öyleydi. Evet. Ama şimdi tabii, o da şeyimiz. Ama şimdi adam taşıması yapmış gibi falan. Tabii. Adam çuval. Ben de çuval işinden de çok mutluyum.
bana güzelse, sevdiğini böyle şu an vermişse zaten boşu taşımışsa. Ondan sonra gel gelelim bu bizim kuru çıkalığımız. Tabanımıza geçelim. Tabanımızı da çıtalarımız keda aynı şekilde. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10. Çıtalarımız da 37 milimdir Mehmet. Bundan hep 37 milimdir. 37 milimdir. Hepsi çam bunlar herhalde. Çam. Tabii sadece çam. Çıtalarımız üstte çakmalıyız. Geçmedi bak. Dikkat ediyorsanız bak. Tamam. Bitti. Geçimiyle bitti. Yani siz buradan bal alırken kaldırdığınız zaman çıtada kırılma diye bir olay yok. Yine alt çıtamız, 42 çıtamız bizim. O da geçmedi. Bak görüyor musunuz? Bu da geçmedi. Yani hepsini burada senden almak zorundayız tabii, yani. Tabii. Ama bütün parayı sen kazanacaksın. Tabii. Yani bakarsanız bakın ben burada dilimi ona böldüm. Burada sizi görüyorum. Bak görüyor musunuz? Evet, evet, yani çıta kendini olarak gevşeklik yok. Öyle bir olay yok. Tabii bizde de gevşeklik. Onun için ödevimize böyle çalışma gayreti gösterelim. Evet. Şimdi biz gelelim bizim geçmişimizin bu baldığımız. Tamam. Baldığımız. Gelelim bizim bu kuru çıkalığımız. Evet, diğer kelepçemiz çıktı galiba. Tamam, alalım. Bu bizim tabanımız. Tabanda ne vardı? Tabanda çivi, metal yok tutalarda. Bunları biz rahatlıkla ne yapıyoruz? Alabiliriz. Rahat bak. Elle al. Bunun burası nedir? Isı denge odaları. Bak. Odanın çekmelerimizi çıkardıktan sonra altta burada da bir taban var. Yani sizin evinizde, odanızdaki sıcağın, yani sıcağın içerisinde nasıl bir argon gazı vardır üşümemeniz için. Sıcak soğuk sirkülasyon muhafaza durumundan dolayı bu şekilde yani. Bu da nedir? Biz bunu herhangi olur ya, çürüme durumu olduğu takdirde nedir? Biz şu tahtalarımızı koyarız, tekrar yerine bu malzemelerimizi koyarız. Çürüme durumunda bizim ahşabımız çürümez ya, onun çiviyle değil, metalla değil, elle rahatlıkla elimizle böyle yerde koyabiliriz. Artı bizim olur. Herhangi bir durum olduğu takdirde polen tuzağımızı rahatlıkla alabileceğiz. Eski değişimde yani bu kovanda bir sürü özellik. Yani siz bu kovanın bu antibakteriyel yani insanların piyasadan aldıkları tam kötü demiyor. Değişik yüzmalar vardır. Antibakteriyel bir özellik. Sen bir sürü var. Bitti mi? Birazcık daha ona dikkat edin. Evet. Kovanımızın özelliği bu. Kovanımızın özelliği bu. Şimdi bu kovan sadece teyze sandığı gibi. Tabii. Ama teyze sandığı öbürü de bir defa alınıyor kardeşim. Her defa yazar elemiyor ki insanlar. Bir defa elemiyor ya. Ama ağrıyla her bahar yedir. Ağrıma kadar yedir. Abi o zaman ben 50 yılda bir tarım varsa ben kaç bin tane bunu almam lazım. Bu kadar benim param olmaz ki ya. Artık yani Avni Hoca diyor ya. Alıyla karıyla ulaşacak mısın diyor, biz de terbiye edeceksin diyor. Arı hocam öyle bir sözü var mı? Yani. Var da bana göre ikisi de lazım. Evet. Hem arı lazım hem karı lazım. Dünyadan git hem de seyreden bir adı sözü var. O açıdan yani Kovaz tabi fiyat olarak da fiyat sordu da biz seri üretimde tam otomasyon olarak geçmeden de insanlara bir cevap verdik. Ama klasik anlamda piyasada gemilerden daha pahalı olduğunda tabii daha pahalı, daha pahalı. Eminim pahalı, yani. Pahalı, tabii. Öyle görünüyor. Birazcık iki katına yakın, bir yakın olarak o yakın hani söyleyeyim. Artı bu ürünün seyyar ya da gezgin harcılığa pek uygulamadan şunu düşünüyorum. Şu öneriyi aldık. Bizim bu ön kapağımızı eğer PVC ile ilgili biliyorsun ben PVC'ye karşıyım. PVC boya sentetik olmalı diye de karşılıyorsun. Boyadan kimyasal olduğunu kullanışıyorum kardeşim. Şunu, uçuş tahtamızı, firmalarla görüşüp alarak, eğer antibakteriyel bir ürün yaptırabilirse, gezginci arılara da o ürünü değinebiliriz. Artı, senin bu arın şey abi, bu arın çok ağır. Tabii, bu. Şimdi, ben bunu, ben Karadenizliyim, benim arabam yok, benim kokletim yok, ben bunu sırtla taşıyorum. Evet, ben. Bu çok ağır, ben bunu, bir de bunu düşünsene, üstüne bal var. Tabii. Ben bunu altında kalırım. Bu net 25, bak 25 bir standartı. Neşire de ağaç, sarı çamlı, sarı çamlı ağaç. Tabii ki bu ağaç öyle yapmıyor. Yani siz aracıysanız biraz da küçük olmak lazım. O zaman hafı yutuk abi. Bunu güzel bir adam sevgilim. Peki, bu ürünü ben daha çok sabit ve hobi anlamında
taşımayan insanlar daha çok kullanabilir. Sabit. Şimdi bu ürün taşına da yok. Hayır. Bu ürün 50'ye yukarı yaparak da. Yani %'ye yukarı yaparak da taşıyoruz derse tabii çok iyi olur. Yani hafifte hafif de köpüksüz de biliyorsunuz onlar hep kalsiyonu verirsen yapmasın. Ben orada taşımak istiyorum. Onu yapamayacak bir sanayi işletmesi değil. Ama fakat ben şuna özen gösteriyorum. Yani benim yaptığım bir üründe tamamen kimyasal mesela olur. Ben onu özen gösteriyorum. Anladım. Bu ne olur? Ama Türkiye'de de böyle sabit mekan daha da çok da bal yok. Ya Türkiye'de böyle gezme insanları çok bal aldığını sanmıyorum. Son dönemde özellikle. Tabii biraz önce bunu ben bu ara katılmakla beraber benim ülkemi kastettim artık dünyada bir yüzün tane yurt kadarı ettikleri katılıyorum. Artı ben burada bir nevi yarışma kategorisine uygun gördüm. Ayrıca Türkiye'de teşekkür ederim. Sağ olun. Ben o şeye uygun gördüm. 102 ülkede sadece 2 tane, 3 tane doğan katılıyor. Sadece yarışma kategorisine yarıştık artık. Yeni kararı. O da beni ayrı bir sebebi. Almanlardan veya ben yabancılardan, Avrupalılardan onlarda çok yaygın. Yani bu onlarda çok yaygın. Seviye bizdeki adam öyle. Yani onu bir sanayi haline, geçen haline getirmesi. Ondan marka alıyor. İşte kaybolsun. Hadi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili saygılar. İyi yaşınlar. Geri kalan olmalı. Sağ olun. Mehmet Bey. Kulak müsaade olur. Bir şeye ilave edebilir miyim? İlave mi? Soru sorayım. Ben başkanım. Tokat. Merhaba. Hoş geldin. Sevgili başkanım. Teşekkür ederim. Al abi şunu. Bir dakika. Ben de mi soruyorum? Köyteyim. Hadi sor abi. Hem konuş hem sor. Şimdi ustama verdim. Önce size tanıyalım bir. Tokat eski birlik başkanı. Bir siyalar. O kadar da birlik başkanı eski. Bir siyalar. Şimdi abim ben giderken çok memnun olmak. Güzel de yapmış. Yani ben bir plastik band da kullandım şu ana kadar. Buna atlı da kullandım. Fakat bunun tek noksası ben ağırlığında. Ben her şeyi çözdüm. Evet. Bu da şöyle bir teknolojide çözmemiz mümkün. Yeni teknolojiler çıktı biliyorsunuz. Bu da kaldıraç sistemiyle. Yani evet. O sistemle bu gezgin harcılara uygun olur. Ama o sistem olmazsa biraz balla beraber taşıma olabilir. O eleştiriyi aldık. Hocam doğru söyledim. Başka ama bunu da ağır olmazsa bu teknoloji olmaz. Tabii. O ağırlığından bayağı değişim olmaz yani. Fonksiyonel midir? Yani diyelim ki ağır, hadi bir kenara koyduk. Ben taşımayacağım. Evet. Sabit koydum başkanım. Sabit de çok uygun. Sabit koyan harcılar için çok uygun. Hem sağlıklı, hem hijyenik, hem rutubet açısından. Çok güzel puan yapmış. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Tüm harcılarını ben tavsiye ediyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sağ olun.